tarikatına ashabı ve al-khayr fil cemiyye. Ya eyyühellezine amenullah ve fa'al khayra leallekum tuflihun diyor Allah Azze ve Celle. Bize emrolan Allah'a ibadet edip iyilik yapmaktır. Bu birinci vazifedir. Ya sabah, onun için sabah namazı, günü sabah namazıyla başlanıyor. Allah'a ibadetle başlanıyor ki hayra vesile olsun. Kalkıp da hiçbir şey yapmadan kalkan insanlar çoktur. Yüzünü yıkar mı yıkamaz mı o da belli değil. Onlar boşuna yaşıyorlar ki hiçbir kendilerine de faydası yok. Yaptıkları işlerden insanlığa da fayda yok. Zarardan başka şey değildir. Her yaptıkları şey, onlar Allah'a itaat etmedikleri için bir faydası, neticesi yoktur. Allah'ın ibadeti birinci vazifedir. İnsanoğluna birinci vazife Allah'a ibadet etmektir. Çalışmaktan öncedir. Çünkü onunla beraber olunca bir faydası oluyor. Olmadıktan sonra hiçbir faydası yok. Hayat boş boşuna geçmiş oluyor. Tarlaya öküzü sürer gibi dünyaya sürüp boşuna geçmiş oluyor. Öküzün sürdüğü hiç olmazsa bir neticesi var. Orada güzel nimetler çıkıyor. Çünkü eski her yürüyü, her adımdan eski insanlar Allah'ı zikreder, besmele çeker. Onun için faydası vardı, bereketi vardı. Yeterdi insanlara, ufacık bir yer yeterdi. Şimdi bereket kalktı. Traktörlerle, bilmem nelerle binlerce dönüm sürüyor. Sonunda bir faydası olmuyor. İşte bu da hani her şeyi Allah Azze ve Celle gösteriyor bize. Boşuna yaşamayın diye. Ufak bir şeyle sen geçinirsin, kurtulursun. Her şey senin olsa bile gene kurtaramazsın, kurtulmazsın. Onun için birinci vazife herkese namaz, itaat, Allah'a itaat. Kalkınca çoğu insan tabii şimdi vakit artık müsaittir. Şimdi çoğu millet işe gitmiştir. İşe gitmeden önce sabah namazını rahatça kılabilir. Kılmadığı vakit kaza yapması lazım. Yapmasa ahirette kaza yaptırırlar onu. Hem faydasız yaşamış olur, hem ahirette iman yani İslam üzerine çıkarsa onun orada kazasını yaptırırlar, sonra cennete girer. Yoksa cezasını çekip daha sonra cennete girer. Burada halbuki 5 dakikalık güzel insan elini yüzünü yıkayıp abdest almış olur, o nur gelmiş olur yüzüne, bereket gelmiş olur. Onu yapması lazım akıllı olan insan. Ama şeytan tembelliği öğretmiş insanlara, her şeyi yaparlar ama ibadete gelince tembelleşirler. Allah hidayet versin insanlara. Allah bizi de sabit kalıp kılsın bu yolda inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.